Bu açıklamanızdan o zaman şunu çıkarmak mümkün müdür Sayın Davutoğlu? Eğer Lavrov'un bu teklifi ciddiyse, Velid Muallim'e ilettiği bu teklif ciddiyse, Suriye bir takım kimyasal silahları uluslararası denetçilerin onlara bırakırsa, ki bu teklif neden yapılmıştı? Zaten Amerika'dan gelecek olası müdahalenin önünü kapatmak için bir çözüm olarak gündeme gelmişti. Bu Türkiye'yi tatmin etmeyecek bir şey olur dememiz mümkün müdür? Türkiye'yi de tatmin etmez, dünyayı da tatmin etmez. Keşke bugün gösterilen kararlılık 2 sene önce gösterilseydi. 2011 yazında Hama'da büyük katliamlar yapıldığında gösterilmiş olsaydı bu olaylar buraya kadar gelmezdi. Ama geçmişte gösterilmeyen kararlılık caydırıcılığı yok ettiği için, uluslararası caydırıcılığı yok ettiği için Beşar Esad ve ekibi katliamda sınır tanımadılar. Kimyasal silaha kadar geldiler. Bugün böyle kozmetik bir yöntemle eğer yani geçmişte uygulanan bütün o suçu, büyük suçu unutturmak adına nerede olduğu tespit edilmesi bile aylar alabilecek olan, devri yine aylar alabilecek olan bir kimyasal silahların envanterinin çıkarılması devri gibi konuyla zaman kazandırmaya çalışılırsa Beşar Esad'ın bundan sonraki katliamlarına yeşil ışık yakılmış olur. Dolayısıyla bu konuda uluslararası toplum caydırıcılıktan vazgeçmemelidir. Bunu yapmak zaten bir sorumluluktu. Şu anda da kim kimyasal silahların yasaklanması örgütüne üye değilse yapması gereken bir sorumluluğu yerine getirmemiş durumdadır. Bunu yapmak dediğim gibi biraz bir taraftan da zımnen suçu kabul etmektir. O da ayrı bir işin boyutu. Yani bunu yapalım ve siz bizi cezalandırmayın demek aslında bir suç işlediğini kabul etmek demek. Yani bunu teslim edip cezadan kaçacaksa demek ki ortada böyle bir suçun varlığını zımnen kabul eden bir rejim var. Dolayısıyla bu cezanın karşılıksız kalması bundan sonra benzer yöntemlerle daha çok insanın, daha çok sivilin hatta kimyasal silahlar sadece insanları öldürmüyor. Oradaki gördünüz hayvanların nasıl telef olduğunu, bitkilerin nasıl etkilendiğini, bütün o şehrin nasıl yok edildiğini. Yani dolayısıyla bu konuda zaten daha sonra gelen açıklamalarda baktığınızda retorik olarak tanımlanan şeyler oldu. Tabii bunun çok ciddi müzakerelerle ortaya çıkmış olan bir süreç olduğu kanaatine değilim. Ama St. Petersburg'da da hem Sayın Lavrov'la hem Amerikalı yetkililerle orada Kerry orada değildi. Ancak diğer yetkililerle görüşmemizde de böyle bir gündem söz konusu da ama gelişmeler böyle bir şey getirirse dediğim gibi her halükarda dünyanın hele hele bizim yakınımızdaki bir bölgenin bir ülkenin kimyasal silahlardan arındırılması pozitif bir gelişmedir. Biz buna olumsuz bakmayız ama bu uluslararası kararlılığı ve caydırıcılığı etkilememesi gereken ve bir insanlık suçu olan kimyasal silah kullanımı dolayısıyla ortaya çıkan suçun müeyyidesini de ortadan kaldırmayan bir durumdur. Evet. Peki Sayın Bakan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Amerikan CBS televizyonu verdiği bir röportaj var ve o röportajda da Suriye'ye bir müdahale senaryosunda nasıl tepki vereceği sorulduğunda o da her şeyi bekleyin şeklinde konuşmuş ve üstüne de bölgedeki aktörler sadece devletler değil, burada farklı fraksiyonlar var, terör grupları var. Bu yüzden her şey olabilir şeklinde bir yorum var. Şimdi bu bölgedeki fraksiyonlar, terör gruplarının kasıt nedir? Birinci soru. İkinci soru da buradan çıkan haliyle bunun üzerinden Lübnan'daki Hizbullah hareketiyle ilgili bunun kastedildiğiyle ilgili bir yorum yapıldı ama Türkiye'deki PKK da kastediyor Türkiye'deki PKK'yı da kastediyor mudur Beşar Esad ki bugün de çekilmenin durdurulduğuna aslında dair bu, açıklamalar var. Böyle bir okuma yapmak mümkün mü? Aslında bu bir başka itiraf. Demek ki bölgedeki fraksiyonlar ve terör örgütleriyle Suriye rejiminin ilişkisi var ki bunu bir tehdit, örtülü tehdit unsuru olarak kullanıyor. Hani tepki olarak, Suriye'ye yönelik bir müdahale tepki olarak fraksiyonlar ve terör örgütlerinin yapacağı her şey beklenebilir demek. Bunların kontrolünün elinde olduğu ya da olabileceği intibanı vermek demek. Demek ki şimdiye kadar şikayet ettiği Suriye'de teröre karşı mücadele ediyorum argümanının zemini yok. Aksine bu terör örgütlerinin Suriye rejimiyle irtibatları var. Zaten bazı terör örgütlerinin Suriye rejimi tarafından özellikle hapishanelerden salıverilenler tarafından kurulduğunu biz biliyoruz. Bazı terör örgütlerinde başka ülkeler üzerinden Suriye'ye aktarıldığını da biliyoruz. Ancak bundan sonra kim Beşar Esad'ın yanında yer alırsa kitle imha silahları ve kimyasal silah suçunu işleyenlerin ortağı olmuş olur. Bu hangi ülke, hani devlet olmayan yapılardan kim Beşar Esad ve rejimin yanında yer alırsa onlar da bu suça ortak olmuş olur.
ve aklı başında hiçbir aktör bundan sonra, zaten son dönemde Rusya'dan ve İran'dan gelen açıklamalarda takip ediyorsunuzdur, açık bir şekilde Beşar Esad'ın yanında yer almaktan imtina edeceklerdir. Etik olan, ahlaki kaygılı olan kimse ve kendi geleceğini düşünen kimse artık Beşar Esad'ın yanında yer alamaz, almaması icap eder. Ama terör grupları yer alıyorsa ve Beşar Esad onlarla işbirliği yapacaksa, terör gruplarına yapılan muamele neyse Beşar Esad da aynı muameleyi görür. Bunun Türkiye'yi ilgilendiren bir yönü olacağı kanaatinde değilim. Yani sorunuzun bir boyutu da olduğu için. PKK ile ilişkili bir yorum olduğunu düşünmüyorsunuz. Türkiye'deki çözüm süreci kendi dinamikleri içinde seyrediyor. Ki Suriye içindeki Kürt unsurlarla ilgili politikalarımızı da takip ediyorsunuz. Beşar Esad'ın yanında yer alan her unsur bu suçlara ortak olmanın bedelini öder. Kimsenin, aklı başında kimsenin ve hiçbir yapının bunun yanında yer alacağı kanaat değilim. Türkiye'deki çözüm süreci ise kendi doğası içinde ilerleyecektir. Herhangi bir şekilde bu sürecin Suriye'deki gelişmelerden olumsuz etkilemesine kimsenin, bu sürece taraf olan kimsenin izin vermemesi lazım. Evet. Peki bu çekilmenin durdurulması filan gibi gündeminde bu gelişen olayların Suriye'deki herhangi bir bu sürece zarar verme girişimiyle ilgisi olabilir mi? Yok. Her şeyden önce tabii Türkiye'deki çözüm süreci Suriye ile irtibatlı başlamadı. Yani Suriye'de olaylar şu veya bu yönde seyrettiği için biz çözüm sürecini devreye sokmadık. Aksine çözüm sürecini bir şekilde çok güçlü bir siyasi iradeyle ortaya koyan Sayın Başbakanımız da, hükümetimiz de bunu 10 yıllardır devam eden bir meselenin çözüme kavuşturulması iradesiyle ortaya koydu. Yani konjektürel bir karar değil. Bugün yapılan açıklamaları ben de takip ediyorum ve gerçekten herkesin bu konuda dikkatli olması lazım. Biz hükümet olarak çözüm süreciyle ilgili aldığımız kararlar ve attığımız adımlar konusunda hiçbir zaman konjektürel düşünmedik. Bunu defaatlerce Sayın Başbakanımız da izah etti. İlgili bakanlarımız, arkadaşlarımız da bunu izah etti. Ben Diyarbakır'a gittiğimde ve konuşma yaptığımda da söyledim. Bu Türkiye için ve hükümetimiz için stratejik tercihtir. Yani Suriye'de o veya bu gelişme olur, Irak'ta şu veya bu değişim olur gibi kaygılarla yönetilmiş, başlatılmış ve yönetilmiş ve yönetilmekte olan bir süreç değil. Bu diğer taraf içinde, bütün taraflar içinde böyle görülmesi lazım. Hiçbir konjektürel gelişmenin bu sürecin etkilemesine izin vermemek lazım. Bu konudaki bizim kararlılığımız sürüyor. Ancak eğer gelen açıklamalardaki zikzaklara veya iniş çıkışlara bakacak olursak bir irade zaafı karşı taraf için söz konusuysa buna tabii her şeyden önce bu çözüm süreci içinde rol alanların bu irade zaafına engel olmaları beklenir. Türkiye için Suriye'deki gelişmeler ne olursa olsun mutlaka çözüm sürecini nihai bir neticeye ulaştırmak hem Türkiye'nin iç barışı açısından bir zarurettir hem de Orta Doğu bölgesine yepyeni bir perspektif getirebilmek açısından bir zarurettir. Yani. Sayın Davutoğlu bu aslında ben biraz Amerikan Kongresi'ne yönelmeyi düşünüyordum ama Selçuk'un ekleyecek başka bir şey yoksa... Hayır şey konuda... için onu aradan evet. Çıkartmak istiyorum. Tabii, aklımı tabii. Sürekli kurcalıyor evet. Da o yüzden. Şimdi bu bizim barış süreciyle ilgili, çözüm süreciyle ilgili çok kritik bir şey tabii. Türkiye açısından tarihi nitelik taşıyan Türkiye'nin en önemli meselesinin cesaretle çözülmesi için atılmış bir adım bu. Dolayısıyla... Bu aynı zamanda göz alıcı da bir şey. Bütün bu bölgedeki bütün karmaşa içinde, bütün olan biten berbat şeyler içinde gerçekten göz alıcı ve ters istikamete doğru akışı değiştirmeye çalışan, zorlayan bir şey. Dolayısıyla o bizim çözüm sürecindeki aktörlerin ne kadar dışarıdan etkileri provoke edilip edilmeyeceklerini doğrusu merak ediyorum. Çok doğru bir yere temas ettiniz. Aslında son 3 seneye baktığımızda bölgedeki en önemli ve en olumlu gelişme çözüm süreciyle başlayan ve yepyeni bir umut ışığı oluşturan son adımlardı. Dolayısıyla Orta Doğu bölgesinde herkes iç çatışmaya doğru giderken, yani Suriye'de, Irak'ta ve maalesef şimdi Mısır'da giderken Türkiye'de yine hükümetimizin iradesi ve güçlü kararlı tutumuyla bir çözüme doğru bir şekilde pozitif bir iç barışı destekleyen, tahkim eden adımlar atıldı. Bundan tabii rahatsız olanlar olabilir. Bunu kıskananlar olabilir, bunu engellemek isteyenler çıkabilir. Türkiye'nin de diğer ülkeler gibi bir şekilde türbülansa girmesini arzu edenler de çıkabilir. Bunu engelleyecek olan halkımızın bu sürece sahip çıkması ki ben
Güneydoğu Anadolu'ya yaptığım ziyaretlerde, bölgeye yaptığım ziyaretlerde, diğer bölgelere yaptığım ziyaretlerde de halkımızın bunu çok güçlü bir şekilde sahiplendiğini gördüm, görüyorum. Dolayısıyla halkta bu sahiplenme varken kimse halkın bu iradesinin dışında adım atma cesareti gösteremez. Herkesin halkın bu iradesine sahip çıkması ve halkın beklentilerini karşılayacak adımları atma konusunda da tereddüt gösterememesi lazım. Dolayısıyla bu olumlu gidişi engelleyecek hiçbir açıklama bu iradeyi ortadan kaldıramaz. Ben bu konuda karamsar hava yaymak isteyenlere, Türkiye'de işte biliyorsunuz Eylül'de, Ekim'de Türkiye'nin türbülansa gireceği gibi iddialarla Türkiye'ye karamsar bir atmosfer hakim, karamsar bir atmosferi Türkiye'de hakim kılmak isteyenlere karşı hepimizin gür sesle Türkiye'nin iç barışı bundan sonra ve demokratikleşmesi bundan sonra şimdiye kadar olduğundan çok daha güçlü adımlarla devam edecektir. Ve bu demokratik yapısıyla Türkiye bütün çevre bölgelerde bir çekim alanı oluşturmaya devam edecektir. Bu güçlü irade hepimizin sergilenmesi lazım. Ben bu konuda bir tereddüt oluşturulmasını dahi... Partinizin içinden de bu Eylül'le ilgili endişelerini dile getirenler yok. Oluyor. Yani bu doğrusu bana da sizin bahsettiğiniz gibi aynı şekilde düşünüyorum. Bizim bu konudaki özgüvenimiz tamdır. Türkiye herhangi bir başka ülke değil. 2011 yılında demokratik seçimlerini yapmış. Her son 10 yıl içinde de her seçim aşamasında hiçbir şaibe, hiçbir tereddüt bırakmayacak şekilde tam açık şeffaf seçimlerle kendi demokratik bilincini yenilemiş bir ülke. Yani bu Türkiye'yi çevredeki başka ülkelerle karşılaştırmak Türkiye'ye haksızlık etmek demektir. Bu konuda en ufak bir tereddütümüz ve kendimize duyduğumuz güvende en ufak bir sarsıntımız söz konusu değil. Ama birileri bunu işletmeye çalışıyor olabilir. Birçok Allah muhafaza başka terör eylemleriyle Türkiye'de tekrar terörün etkili olabileceği gibi kanaati yaymak isteyenler olabilir. Bir takım kitlesel çatışmalar doğurmak isteyenler olabilir. Ama buna karşı Türkiye'nin sosyal dokusu da siyasal sistemi de en önemlisi bir hukuk devleti olma niteliğinin getirdiği imkanlarla bunlara hiçbir şekilde izin vermez. İnşallah son 11 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz o büyük başarı hikayesi bundan sonra güçlenerek devam edecek. Sayın Davutoğlu, biz 5 dakika sonra reklama gireceğiz ama ben ona rağmen bu konuya girmek istiyorum. Çünkü bizim sizi davetimizin asıl sebebi şuydu. Amerikan Kongresi Barack Obama kongreye götürdü. Suriye'ye müdahale kararını, olası müdahale kararına kongre ne diyecek? Önce onu görmek istedi Amerikan Başkanı. Biz de size sormak istiyoruz kongreden nasıl bir sonuç çıkar diye bekliyorsunuz. Şimdi siz eminim Amerikan İçişleri diyeceksiniz ama biz yine de merak ediyoruz. Yok. Çünkü Suriye senaryosu tamamen şu anda Amerikan Kongresi'nin atacağı. Artık dünyada şu veya bu ülkenin İçişleri demenin ötesine geçti olayların seyri. İçişleriyle dışişleri de birbirine karıştı. Dolayısıyla biz tabii bütün bunu yakından takip ediyoruz. Evet. Sayın Obama böyle bir karar almakla aslında Amerikan siyaseti açısından da yepyeni bir içtihat yapmış oldu. Yani kendi yetkisinde olan bir hususu kongreye götürdü. Bu başkanlık sisteminin güçler ayrılığı prensibiyle de çeliştiği konusunda çok ciddi tartışmalar yaşandı. O gece ben bütün gece o açık konuşma sonrasında Amerika içindeki tartışmaları takip ettim. Büyükelçimizle bu tartışmalarla ilgili bilgi aldım. Çünkü bu önemli bir adımdı. Sayın Obama kendisine o kadar bu anlamda herhalde güveniyor ki böyle bir karardan olumlu yönde bir karar çıkacağından emin bir şekilde kongreye gitme kararı aldı. Bu daha önce almış olduğu bazı yapmış olduğu açıklamalarla da kendi açısının içinde tutarlı olabilmek için atılmış bir adım. Ne çıkar? Tabii demokratik sistemlerde parlamentoların yürüttüğü süreçlerle ilgili kesin yargılarda bulunmak doğru değil. İşte İngiltere'de çıkan tablo ortada. Ama burada çıkacak olan her yönde, hangi yönde karar, hangi yönde olursa olsun mutlaka Amerikan siyasetinde de kalıcı bir iz bırakacak. Uluslararası sistemin işleyişi bağlamında da önemli sonuçları olacak. O bakımdan yarın yapacağı konuşmada da Sayın Obama'nın daha sonra Amerikan halkıyla kurduğu iletişimde de Amerika sistemin işleyişi bağlamında da uluslararası hukuk açısından kendi çizdiği kırmızı çizginin gerisine kalmamak açısından da çok ciddi bir çaba sarf ederek kamuoyunu ve parlamento kongreyi
ikna etmeye çalışacağını düşünüyoruz ama çıkacak tabii tabloyu hep beraber göreceğiz. Şimdi İngiltere'de Cameron açıkçası parlamentoyu tatilden çağırmıştı. Sonra o oylamadan sonra da şok bir sonuç çıkmıştı. Bütün dünya onu konuştu uzunca bir süre. Şimdi senaryolardan birisi de nasıl olası müdahale senaryoları diye konuşuyoruz. Şimdi bir de olası prosedür senaryolarını da belki biraz konuşmak lazım. Amerikan Kongresi'nden bir onay çıkmazsa Suriye'de müdahaleye yönelik olarak. Siz Barack Obama'nın nasıl bir yol izleyeceğini öngörüyorsunuz ondan sonra? Kongre desteği olmadan da Suriye'ye müdahale konusunda adım atacağını bekliyor musunuz Barack Obama? O yetki elinde. Yani dediğim gibi elindeki bir yetkiyi kongrede istişareye açtı. Bu bir siyasi liderin böyle bir adım atması ancak kendisine çok güvenmesi halinde söz konusu olur. Nitekim dikkat ediniz John McCain gibi isimler. Olumsuz tavırlarını müdahaleye karşı olmak yönünde değil de müdahalenin yeterli güçte ve etkide yapılmaması halinde olumsuz tavır takınacaklarını söylediler. Tabii burada Cumhuriyetçi Parti'yi de bir anlamda kendi iç dengeleri itibariyle bir şekilde bir muhasebeye zorlamak ve Cumhuriyetçi Parti'nin alacağı tutumu bir sonraki gelecek sene 2014'teki ara seçimlerde bir şekilde onu da düşünerek Cumhuriyetçi Parti'nin engelleyici bir tutum alması halinde kullanabileceği argümanlar var. Desteklemesi halinde de bu müdahaleyi bir sonraki seçimde Cumhuriyetçi Parti'den gelecek eleştirileri göğüsleme imkanı da veriyor. Bu bir iç siyasi manevra. Yani dış etkiden daha çok iç siyasi manevra ama dediğim gibi Amerikan başkanlık sistemi itibariyle özellikle Amerikan sisteminde yeni bir içtihat niteliği taşıyor. O da çok tartışılacak bundan sonra. Karar ne olursa olsun bu yöntem bizatihi kendisi çok tartışılacak. Ama şuna gelince yani Suriye bağlamına, bu Amerikan iç siyaseti. Evet. Suriye bağlamına gelindiğinde Suriye konusunda çok açık bir ifadeyle şunu söylemek isterim. Uluslararası sistem maalesef sınavı geçememiştir. Türkiye'nin bütün çabaları ki bunun üzerinde biraz daha herhalde reklam sonrasında konuşuruz. Türkiye en başından itibaren böyle bir insanlık trajedisi konusunda en ilkeli, en tutarlı tavrı sergileyen ülkelerin başında geldi. Önce angajman politikaları takip ettik. Yani kimse Esad'la konuşamazken biz konuştuk. Aylarca konuştuk. Bugün Esad'ı destekleyen ülkeler perde gerisinde olayları takip ederken biz aylarca bu olacak olanları gördüğümüz için bu rejimin sınır tanımaz vahşetini tahmin edebildiğimiz için azınlık rejimi olması dolayısıyla kendine güvenemediği için halka dayanmadığı için gelebileceği sonuçları gördüğümüz için aylarca angajman politikası takip ettik. Şimdi bazen muhalefetten gelen ne oldu da bir gecede Suriyeli aramız bozuldu diyenler şeye bak bu yapılan çalışmaları göz ardı ediyorlar. Bizim büyükelçiliğimizin ve Halep Başkonsolosluğu'nun kapatılması için ta Temmuz 2012'ye kadar Halep Başkonsolosluğumuz açıktı. Mart 2012'ye kadar Temmuz. Dolayısıyla yaklaşık 1,5 yıl biz bütün imkanlarımızla alanda da mevcut olarak acaba ne yapabiliriz diye gayret sarf ettik. Sonra Arap Ligi ile çaba sarf ettik. Bölgesel aktörlerle. Bir dış müdahale olmasın diye çaba sarf ettik. Bu arka plan şunun için veriyorum. Bütün bu dönemde bugün rejimden şikayet eden veya rejime müeyyide uygulaması beklenen ülkelerin çoğu daha bekleme aşamasındaydı. Çok kırmızı çizgiler verildi rejime. Birleşmiş Milletler sistemi hiçbir şekilde mekanizması harekete geçirilemedi. Şimdi bütün bunlardan sonra, yani bütün bu diplomatik başarısızlıklardan ve engelleyememeden sonra uluslararası sistem açısından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yeni bir risk alarak kendi çizdiği kırmızı çizginin aşılmasını neredeyse göz ardı edebilecek, göz ardı etme ihtimali olan bir aşamaya olayın gelmesinden sonra geri adım atarsa bu bundan sonra birçok benzer diktatörün benzer yöntemlerle benzer insani katliamlar yapmasını cesaretlendirici son derece yanlış bir durumda olacaktır. Evet, kırmızı çizgileri konuşmaya devam edeceğiz ama bir aramız var önce.